Ne habersiniz canlar? Geçtiğimiz bir haftadır Ubisoft'un piyasaya yeni sürülecek olan oyunu Star Wars Outlaws'u oynuyordum. Ve ilginç bir şekilde oyunda çok eğlendim. Bu kadar eğlenmeyi ummuyordum. Peki neler gördüm? Nasıl bir oyun sizi karşılayacak? Bunları anlatmak için kameranın karşısındayım. O zaman vakit kaybetmeyelim, videoya başlayalım. Eğer anlatacaklarımı beğenirseniz, bu kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi Star Wars'la alakalı oyun yapmak bence artık gitgide daha zor hale geldi. Aslına bakarsanız şöyle devasa bir dünya var. Devasa oluşturulmuş bir oyun evreni olabilir. İşte KOTOR'lardan bunu zaten biliyoruz ama genelde insanlar İmparatorluk ve ilk 3 filmin geçtiği dönemi arasına sıkışıp kalıyorlar. Çünkü bunun doğal olarak bir nostalji hissi de var. Çünkü o işte Luke Skywalker döneminden bir türlü çıkamıyor Star Wars'la alakalı içerik üreten, oyun üreten, film üreten, dizi üreten insanlar çok fazla ileri veya geri gidemiyor. Halbuki az önce de söyledim, hani KOTOR gibi örnekler varken bunu yapmamaları gerçekten çok ilginç. Çünkü Star Wars'ta anlatabileceğiniz binlerce şey var. Bu oyunda yine ilk film ve ikinci film arasında geçiyor. Yani 70'lerdeki ilk film ve ikinci film arasında geçiyor. Ama şöyle güzel bir şey yapıyor. Hiç öyle büyük hikayelere odaklanmıyor. Jedi, son kalan Jedi'dır bilmem ne. Bu tarz hiçbir şeye girişmiyor. Bir tane standart sıradan bir haydutun hikayesini anlatıyor. Hırsızın hikayesini anlatıyor. Onun ismi de Kay. Hem bu yolculuk boyunca Kay'in geçmişine dair pek çok şey öğreniyoruz, hem de onun sendikalar arasında bir denge kurmaya çalıştığına tanık oluyoruz. İmparatorluk ise burada düşman değil tam olarak, çünkü herhangi bir rebel'ı veya şeyi oynamıyoruz. Burada imparatorluk daha çok bölgenin, bulunduğumuz gezegenlerin yönetici hakim gücü, yani kanun koyucusu. İmparatorlukla pek fazla çatışmamaya çalışıyoruz. Çünkü bizi yakalayabilirler, biz hırsızız. Bu tarzda güzel bir denge oluşturmuşlar. Yani oyunun evreni ve karakterin yere sağlam basması bence Star Wars Outlaws'un en güzel yanlarından biri. Yani oyunla alakalı tabii ki grafiklere baktığınızda veya oynanışa baktığınızda hani sanki diğer Ubisoft oyunlarından çok bir farkı yokmuş gibi görünüyor ama biraz oynamaya devam etmek gerekiyor. Özellikle ana görevlerden gitmek gerekiyor. Çünkü yani en çok yapılan eleştirilerden biri şu: Ubisoft öyle bir açık dünya üretiyor ki yani ne ana görevin nerede olduğu belli, ne yan görevlerin nerede olduğu belli. Her şey aynı yerde geçiyor. Yani özenle hazırlanmış görevler yok. Assassin's Creed'lerde özellikle Valhalla'da bunu çok görmüş olmanız lazım. Bir düşman kampı var. O düşman kampını gidiyorsunuz, temizliyorsunuz. 5 dakika sonra orada görev yapıyorsunuz. Ve yani düşman kampları da çok derme çatma şeyler olduğu için oraya 2 kez arka arkaya gitmek insanda hani çok şey yapamamışsınız, çok uğraşmamışsınız, çok tembellik etmişsiniz hissi uyandırıyordu Ubisoft tarafında. Şimdi Star Wars Outlaws'ta böyle değil. Bu oyunda gerçekten ana hikaye için uğraşmışlar. Seversiniz, sevmezsiniz. Han Solo hikayesi yapmışlar ya. Tam bir Star Wars hikayesi demek dışında. Han Solo'nun gençliğini yapmışlar ama Han Solo başrolde değil. Bir kanunsuz olarak kısa yoldan köşeyi dönme gibi hedefiniz var. Bu hedefe nasıl ulaşacaksınız? Bununla uğraşıyorsunuz. Ve görevleri gerçekten çok beğendim. Bazıları çok yaratıcı mekanikler sunuyor. Mesela oyunda bizim en büyük yardımcımız Nix. Birazdan anlatacağım size. Ama Nix'e erişemediğimiz bir bölüm var. Bu bölüm geldiğinde yaklaşık böyle bir yarım saat falan Nix olmadan oynuyorsunuz. Ve yancınız olmadığında oyun daha da zorlaşıyor. Bir anda onun varlığının ne kadar etkili olduğunu anlıyorsunuz. Böyle tatlı görevlerde yapmışlar. Nix varken çünkü her şey çok kolaymış gibi geliyor. Bir anda kaybediyorsunuz. Ah ne yapacağım şimdi? Çünkü Nix uzaktan birçok nesneyi size getirebiliyor. Düşmanların dikkatini dağıtabiliyor. İki tane düşman yan yana ise birine o saldırıp diğerine siz saldırabiliyorsunuz. Alarmları uzaktan kapatabiliyor. Faydalı oyun içerisinde kullanabileceğiniz şey yapabiliyor. Ona erişememek hakikaten çok zorluyor oyuncuyu. Zaten bölgelerde de böyle güzel bir nokta söz konusu. Hem Nix'e hem de K'ye, ana karakterimize göre dizayn edildikleri için bir yere girdiğinizde, ettiğinizde böyle çevreyi gözlemlemek istiyorsunuz. Bu Ubisoft oyunlarında benim açıkçası Unity'den beri yapmadığım bir şey. Çünkü bütün görevler çok düzleşmeye başlamıştı. Her şeyi yapmanın çok fazla yolu yoktu. Her ne kadar böyle bölgede görev yapacağınız zaman veya orayı lootlayacağınız zaman pek çok giriş çıkış noktası olsa da genelde başarıya ulaşmanın tek bir yolu vardı. Star Wars Outlaws'ta öyle değil. Çünkü bir mağaraya giriyorsunuz. Mesela ön kapıdan girebilirsiniz. Gene gizlilik veya rahatça düşmanlara saldırarak girebilirsiniz. Ama içeri girdiğinizde fark ediyorsunuz ki buraya girmenin 5-6 farklı yolu var. Ve bu yollardan hiçbirini öyle kolayca keşfedemiyorsunuz. Hani belli böyle topografyaya hakim olup oradan şuraya girsem aa bak burada şey varmış deyip girmeniz gerekiyor. Yine sevdiğim noktalardan biri bu fan servis işini çok bokunu çıkartmadan uygulamışlar. Ne demek istiyorum? Şimdi Star Wars'ta özellikle bu ünlü 3 film, ilk 3 filmin dönemleri işlendiğinde oradaki karakterler illa bir cameo olarak veya bir fan servis olarak görünürler. Ama birçok oyun bunu kendi
çok fazla yansıyor. Mesela en güzel örneklerden biri Respawn Entertainment'ın yapmış olduğu Star Wars serisi, Jedi serisi. Yani bu Jedi serisinde yani illa böyle iki oyunda da bir kere Darth Vader görünecek ve Darth Vader'la bir şekilde savaş yaşanacak. Tamam hani anlıyorum ama hani artık girmesek mi? Star Wars evreninde farklı şeyler mi anlatsak? Burada da mesela bu karakterler var ama hani doğal olarak sendikalar içerisinde olduğumuz için Jabba da Hutt bir şekilde görünmek zorunda. Çünkü o da yani çok önemli bir mafya lideri galakside. Mesela ben çok güzel bir sahne de gördüm. Mesela bu tarzda bir fan servis sahne şey vardı. Yine Jabba da Hutt'ın mekanında ilerlerken ben o görevi çok sevmişim, sürekli anlatıyorum. Hakikaten çok güzel bir görevdi. Jabba'nın sarayına sızdığımız görev. Mesela şöyle bir şey vardı. Çok güzeldi. Havalandırma kanallarında böyle ilerlerken sol taraftan böyle bir ses duydum. Allah Allah ne bu ses deyip döndüm. Ki dönmeye de bilirdim. Dümdüz de gidebilirdim. Bir baktım orada Boba Fett plan yapıyor. Böyle karşısına birini almış. Bunlar güzel detaylar ama dediğim gibi bokunu çıkarmadan ekleyince güzel. Ubisoft da böyle yapmış gibi görünüyor. Genel olarak hikaye anlatımı açısından, görevler açısından başarılı bir oyun var. Ha ne kadar başarılı? Ben bunu genellikle şimdi değerlendirirken Ubisoft'un diğer oyunlarıyla karşılaştırarak yapıyorum. Hani diğer aksiyon RPG ve atıyorum aksiyon gizlilik oyunlarını buna katmıyorum. Gerçi çok fazla aksiyon gizlilik oyunu da kalmadı artık. Hani burada o ayrımı yapmanızı istiyorum. Ben Ubisoft'u direkt sektör standartlarına göre değerlendirmiyorum. Ubisoft'un kendi yaptığı oyunlarla karşılaştırıyorum. İşte en yakın örnek ne var? Assassin's Creed Valhalla var. İşte Assassin's Creed Mirage var. Bunlarla karşılaştırıyorum. Hani gidip Baldur's Gate'de yanına koyup aa çok iyi demiyorum. Haberiniz olsun. Diğer bir güzel nokta çatışma mekanikleri. Eğer yaratıcı olmaya çalışırsanız çok iyi işliyor. Mesela şöyle güzel mekanikler var. K ile gizlilikle ilerliyorsunuz. Tak bir tane düşman askeri sizi yakaladı veya atıyorum bir haydut yakaladı. Yakaladığı anda direkt dövüşe girmiyor. Eğer ilgili yeteneği açtıysanız R3'e basıp elleri kaldırıp böyle ortaya çıkıyor K. Eğer tek bir düşmansa şöyle bir şansınız oluyor. Şok tabancasıyla tak diye bir kere vurursanız gizlilik devam edebiliyor. Çünkü hani karşıdaki düşmanı kandırmış oluyor. Böyle güzel sekanslar var. Veya bir anda gizlilik bitti hemen çevredeki alarme sabotaj yapıp düşmanla o bölgede kapışıp yine tamamıyla gizliliği kurtarabiliyorsunuz. Yani şöyle bir olay işlememişler. Bir kere yakalandın diyelim düşmana. O odadaki ve çevre odalardaki düşmanlar alarma geçiyor. Yani bütün üssü harekete geçirmiyorsunuz. Eğer bölgedeki alarme dokunursa ama bir asker mesela Stormtrooper o zaman bütün üst alarma geçiyor. Her şey sizin üstünüze doğru gelmeye başlıyor. Herkes bulunduğunuz odaya hücum ediyor. Bunlara dikkat ede de oynuyorsunuz. Zaten bir bölgeye girmenin onlarca yolu var. Çok hoşuma gitti o yönden. Kötü yanları yok mu? Bir kere çok eski görünüyor. Her ne kadar hani grafikler üzerine uğraşılmış gibi bir hava alsam da hani Division 2'deki o böyle üzerine sanki oyunun böyle bir tuhaf filtre, sarı filtre atmışsın gibi bir hissiyatı var. Yani onu hiç beğenmedim. Ama Division da böyleydi. Eğer Division'ı beğendiyseniz zaten Star Wars Outlaws'u da beğenirsiniz. Zaten Massive Entertainment'ın işte Division tarafında yaptığı o çatışma dinamikleridir, diğer şeylerdir. Bunların hepsi olduğu gibi Star Wars Outlaws'a taşınmış. O yüzden hani keyifli yani düşmanla savaşması etmesi. Bir de arada grafik hataları tamam olabiliyor ama ilk gün yamasını da beklemek gerekiyor. Şimdi biz böyle oyunlara önceden eriştiğimizde işte şu grafik hatası vardı, bu grafik hatası vardı, şöyle vardı, böyle vardı diye size sızlanıyoruz. Sonra ilk gün yaması geliyor. Aa her şey düzeltiyor. 6 ay sonra bu videoyu izleyen diyor ki ya kardeşim oyunda hata yok, sen yanlış yapıyorsun. Hayır arkadaşlar, biz genel olarak hani bu oyunlara önceden eriştiğimizde o anki şartlara göre değerlendirmek zorundayız. Yani bir hatanın giderileceği söyleniyorsa o hata giderilmeden arkadaşlar giderilecek diye size şey yapamayız. Yine sorunlardan biri yapay zeka çok iyi değil. Ama bu ne kadar sorun? Bakın Assassin's Creed'dir, işte Far Cry'dir, bu tarz oyunlarda belki yapay zekanın daha iyi olmasını bekliyor olabilirsiniz. Özellikle Far Cry'da. Ama Star Wars Outlaws'ta çok çok iyi bir yapay zekaya gerek yok. Normal zorlukta birazcık embesil olması düşmanların işinize yarıyor. Çünkü çok kalabalık düşman üstlerine dalıyorsunuz. Görüş açısına her gireni bir saniyede de anlamasın düşman. Hani birazcık bize de böyle bir yaratıcılık imkanı olsun. Yapay zeka hataları gördün mü? Bir iki kere böyle kapının önünde düşman öldürdüm ama işte karşısındaki subay fark edemedi falan, bu tarzda hatalar gördüm. Onun dışında çalışması gerektiği gibi çalıştı. Ha, belki başkalarında sapıtmıştır etmiştir, hakikaten o konuda bir yorum yapamıyorum ama bu tarz oyunda böyle çok çok iyi bir yapay zeka olmasını zaten ben beklemiyorum. Bu bir Hitman oyunu değil, bir MGS değil, öyle bir yapay zeka çok zor. Zaten Ubisoft da yapamaz onu. Yetenek sistemine geldiğimizde galaksinin dört bir yanında tanışabileceğimiz farklı tipler var. Bu arkadaşlarla tanıştığımızda bir yetenek ağacı açıyoruz. Ama yetenek ağacında işte tecrübe puanı kazanıp bunları kasmıyorsunuz. Bazen bir görev yapmanız isteniyor. Mesela bir kaçakçılık görevi tamamla diyor. Yanında bir iki tane daha item veriyorsunuz. Tak diye o yeteneği açıyorsunuz, artık kullanabiliyorsunuz. Veya diyor ki işte benim az önce anlattığım o R3'e basıp elleri kaldırıp ardından ateş etme. Bu şekilde 5 tane düşmanı etkisiz hale getir, şu yetenek açılıyor diyor. Yani belli ufak challenge'lar
koyuyor. Ama bu challenge'ların çok büyük bir kısmı doğal oyun içerisinde gerçekleştirdiğiniz şeyler. Yani öyle çok uçuk kaçık şeyler de yok. Mesela kullandığımız speeder. Bu speeder'la ilerlerken diyor ki işte 60 metrelik atlayış yap. E zaten oradan oraya giderken bu atlayışları bol bol yapıyorsunuz. Kendi kendine doluyor. Yani arka planda siz oyunu oynayıp tecrübe kazanırken de o yetenekler açılıyor. Bazen hızlı açmak isterseniz tabii ki spesifik olarak ilerleyebilirsiniz. Elimizdeki Blaster'ın 3 farklı modu var. Bunlar arasında biri standart saldırı, biri ion yani elektrik saldırısı, bir de patlama saldırıları yapabiliyorsunuz. 3 mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada güzel noktalardan biri, evet tek bir silah kullanıyorsunuz ama bu silahın farklı farklı modları var. Mesela ben Blaster'ı normal tekil mod değil şu anda tam otomatik tabanca olarak kullanıyorum. Burada modlar arasında değişim yapıp göreve veya kendinize en uygun dizilimi oluşturabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem, oyuna başladığınızda bir süre ana görevden gidin. En az bütün gezegenlere böyle bir uğrayana kadar full ana görev üzerinden ilerleyin ki birçok özelliğiniz açılsın. Oyundaki pek çok yere bu sayede erişebiliyorsunuz. Mesela ben bunu yaşadım. Daha patlayıcı mermiyi açmamışken bir mağaraya girdim ve bu mağarada o patlayıcı merminin açabileceği bir aralık vardı. Oradaki sandığı alamadım. Şimdi kim gidecek oraya geri, oradaki taşı patlatacak da içeriden sandığı alacak. O yüzden bir dolanın edin ama önceliğiniz ana görevler olsun oyunun başlarında. Bütün gezegenlerdeki bir tane görevi falan yapın. Ardından rahat rahat gezmeye başlayabilirsiniz. Kısacası böyle 10'luk 9'luk bir oyun değil Star Wars Outlaws. Ama işini bence iyi yapan, Kay ile Nix'in arasındaki ilişkiyi çok güzel veren, bunun için böyle yemek sekansları bile yapmışlar. Bu ikisinin arasındaki dostluğu sağlamlaştırmak ve bize empati olarak verebilmek için ellerinden geleni yapmışlar. Bence Massive daha çok bu tarzda oyun yapmalı. Böyle Division gibi kooperatif multiplayer oyunlara odaklanmak yerine bu tarzda tek kişilik güzel oyunlar yapabileceğini gösterdi. İyi bir oyun. Birçok insan 7-7.5-8 arası puanlar verecektir. Benim de kafamdaki puan o şekilde. Tam net bir puan vermiyorum çünkü oyunu daha bitiremedim. Bayağı içine daldım ama eğer Star Wars temasını seviyorsanız, Star Wars'un hayranıysanız markanın, bu oyun çok hoşunuza gider. Hem göndermeleriyle hem atmosferiyle çok hoşunuza gider. Star Wars'la bir alakanız yoksa ve gizlilik aksiyon oyunlarını seviyorsanız yine bu oyun çok hoşunuza gider. Ama bir Assassin's Creed hayranıysanız veya atıyorum oyun hakkında belli çekinceniz varsa, Ubisoft'un oyunlarına çok güvenmiyorsanız bence bir indirimi de bekleyebilirsiniz. Bu böyle masterpiece, böyle muhteşem bir oyun değil. İyi bir oyun. İşini de doğru yapan bir oyun. Sorunları var. İyi yaptığı şeyler var. Ben gayet beğendim. Vallahi keyifle de oynamaya devam edeceğim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.